Yani birini dışarı çıkarttılar gibi görüyorum, Cansın Elvacı, ama... Sen bir kontrol et ister. Sağlık ekipleri bir müdahalede bulunuyor şu anda. Bir bakalım, sağlık ekipleri şu anda bir müdahalede bulunuyor orada birine. Ambulans geldi. Sinan'dan bize bir haber ulaşır, sana da bir haber ulaşır şimdi. Sen bir bak istersen, ben seni bir rahatlatayım. Sen bak. Sen bak. Sen rahatça bak. Biz konuşmaya devam edeceğiz seninle. Duruşma sürüyor. Az önce olanları söyleyeyim. Şimdi Baran'ın, abinin, yani köyde olmayan Narin öldürüldüğünde Narin'in cenazesinde işte o gelinlik elinde olup ağlayan abi var ya, onun ifadesine başvuruluyor, tanık ifadesine başvuruluyor. Bir gerginlik şöyle yaşanmış durumda. Narin'in işte evet orada sağlık ekiplerinin şu an bir müdahalesi var. Mehmet kimin olduğuna bakmak için gidecek. Evet, sağlık ekipleri şu an yerde olan bir kişiyi ambulans ekiplerinin geldiğini görüyoruz. Duruşma salonundan çıkan bir kişi ama kim olduğunu bilmiyoruz. Babanın fenalaştığını biliyoruz dakikalar önce. Şimdi orada çok fazla jandarma olmadığı için sanıklardan biri olmadığı anlaşılıyor. Yani öyle bir tedbir yok. Tanıklar dinleniyor ya, muhtemelen onlardan bir tanesi olabilir ya da ailenden de çok üye var yine içeride. 300 yani kişilik salonunda değil. Tutuklu birisi değil, o gözüküyor. Evet. Ama kim olduğunu henüz bilmiyoruz. Şu an canlı görüntüler Diyarbakır'dan ekranlara yansıyor, onu söyleyeyim. Duruşmada içeriden gelen bilgileri muhabir arkadaşımız Sinan'dan alıyoruz. Az önce babanın fenalaştığını biliyorduk. Bir ihtimal dahilinde Faruk abinin söylediği çok doğru. Hani o 4 tutuklu isim anne, abi, amca, Nevzat değil de bugün dinlenecek isimlerden bir tanesi ya da evet baba. Babayı görüyorum. Baba fenalaşmış durumda. Şu an sedyeye alındı baba ve sağlık ekipleri tarafından baba Arif Güran şu anda bindiriliyor. İlk hastaneye sevk ediliyor. Ambulansın önünde yapıldı. Evet, sen daha net görüyorsun Mehmet, buyur. Babayı gördüm. Cansın Elvacı, Arif Güran fenalaşmıştı. Evet doğru. Baba Arif Güran mahkeme salonunda fenalaşmıştı. Sinir krizi geçirmişti. Anlatılanlar üzerine. Bu fenalık durumu biraz daha sanırım ağırlaştı. Babanın şu anda sağlık durumuyla ilgili çok net bir bilgiye vakıf değiliz. Ancak sağlık ekipleri adliye bahçesinde ilk müdahaleyi bir gerçekleştirdiler. Şu anda da hastaneye götürüldüğünü tahmin ediyoruz. Ambulansa konuldu çünkü sedye ile birlikte. Babanın fenalaşması üzerine ambulans bu noktaya geldi. Mahkeme salonundan baba çıkarıldı. Şu anda hastane adliye bahçesinde müdahale gerçekleştirdi sağlık ekipleri. Biz yayındayken hemen arkamı döndüğümde o noktada ilk müdahaleyi gerçekleştiriyorlardı zaten. Sağlık ekiplerini gördüğümde ifade etmiştim. Sağlık ekiplerini görüyorum şu anda, bir müdahale gerçekleştiriyorlar birine diye ifade etmiştim. Bu noktaya yaklaştığımızda da baba Arif Güran olduğunu gördük ve sedyeye konuldu. Ardından da baba şu anda ambulansa alındığını ifade edebiliriz. Ambulansta da şu anda sağlık ekipleri kendisine müdahale ediyorlar. Sağlık durumuyla ilgili şu an bir bilgiye sahip değilim ama kendinde olduğunu gördüm. Yani kendindeydi ama tansiyonu mu yükseldi yoksa sağlık durumu nedir? Şu an net bir bilgiye vakıf değil. Sadece sağlık ekiplerinin müdahale ettiğini ifade edelim. Ve bu noktada baba mahkemeden çıkarılmıştı ve dışarıda aslında ağlıyordu. Sonrasında fenalaşınca da sağlık ekipleri bu noktaya çağrıldı. Zaten sağlık ekipleri bekletiliyordu hazır. Hemen bir müdahale gerçekleştirdiler ve babayı da ambulansa aldılar. Arif Güran şu anda ambulansta sağlık ekipleri tarafından müdahale gerçekleştiriliyor. Ve bu noktadan da hastaneye götürülecek mi yoksa tekrar ambulanstan inip mahkeme salonuna mı girecek? Bunu henüz bilmiyoruz. Ancak şu an itibariyle sağlık ekiplerinin sedyeyle baba Arif Güran'ı ambulansa koyduklarını ifade edelim. Baba Arif Güran neden fenalaşmıştı? Diyarbakır eski baro başkanının Nihat Eren'in söylediği sözler üzerine aslında fenalaştı. Nihat Eren, Narin'in otopsi anında nelerle karşılaştığını betimledi o noktada. Duyduğu kokuyu, Narin'in cansız bedeninden duyduğu kokuyu ve gördüğü manzarayı anlatınca abi Baran Güran'a, baba Arif Güran da bundan dolayı fenalaştı ve daha sonrasında bir sinir krizi geçirdi o noktada. Ağlama nöbeti tuttu. Sonrasında da beni öldürün diye feryat etmeye başladı. Baba biraz izin isteyip mahkeme salonunun dışına çıktı. Dışında da ağlamaya devam ettiğini biliyoruz. Sonrasında da fenalaştı ve şu an itibariyle de sağlık ekipleri tarafından da babaya bir müdahale gerçekleşiyor. Dışarıda müdahale etti sağlık ekipleri baba Arif Güran'a. O noktada bir damar yolu açıldığını, tansiyonun ölçüldüğünü gördüm. Salonun içinde dün de bugün de baba fenalaştı. Biz bu süreçte en çok da babayı dinledik aslında. Hem size konuştu, hem işte ilk bu olay çıktığında tüm medya kuruluşlarına konuştuğunda babanın köyde olmadığını, babaya annenin çok geç bu olay yaşandıktan sonra haber verdiğini ve babanın köye geldiğini biliyoruz. Bu kanıtlı bir gerçek. Yani baba köyde yoktu. Hatta günlerce babanın o işte aynı bu haldeki durumunu da tüm kameralar önünde hepimiz gördük. Şimdi tabii bu olayın içinde olmayan insanlar için, aile bireyleri için, hele ki bu bir babaysa dünyanın en zor işi olsa gerek, en zor yükü olsa gerek. Bir yanında işte eğer yoksa eşi, kardeşi, başka bir oğlu, bir yanında küçücük bir kız çocuğu hayattan koparılmış canice bu isimler tarafından. Yani düşünmek bile zor öyle bir durumda kalmanın ne demek olduğunu. Şimdi baba da ilk günden bu yana size hep şunu söyledi. Eğer benim karımsa da kardeşimse de cezasını çeksin istiyorum. Ben güveniyorum yargılama sürecine. Böyle de olacak dedi ama amalı cümlenin sonunda o da Nevzat'a işaret etmişti değil mi? Doğru hatırlıyorum. Evet, amadan sonra Nevzat'ı işaret etmişti. Hatta ilk bize o araçla ilgili problemi bize açıklamıştı. Demişti ki benim bundan dolayı bir problemim vardı bununla. Araçtan kalan bir bakiyeden dolayı o araç 4-5 el değiştiriyor, sonrasında ortaya bir para çıkıyor. Bundan dolayı bir husumetimiz vardı. Biz bundan dolayı tartışmıştık dedi. İlk başta ailem de olsa kim olursa olsun cezasını çeksin, yeri güzeldir dedi. Yani cezaevi için bunu söyledi. Eğer ailemse dedi orada kalsınlar, yeri güzeldir dedi. Ama Nevzat Bahtiyar'a sonra işaret etti. O cümlenin sonrasında da Nevzat Bahtiyar dedi benim kızımı öldürmüştür dedi, oraya götürüp dedi benimle çünkü husumeti vardı bunun dedi, bize dedi kinliydi dedi. Baba bu ifadeleri kullanmıştı. Dün de aslında mahkemede yine Nevzat Bahtiyar'ı işaret etti baba. Kendi ailesinden daha çok Nevzat Bahtiyar'dan şüpheleniyor. Baba tabii o gün köyde değildi, dışarıdaydı, kendisine sonradan haber verildi. Bu soruyu da biz sorduk. Neden peki sizi eşiniz aramadı da köydeki birisi aradı söyledi. Eşiniz neden ilk başta söylemedi? Ben yoldaydım. Kaza yapmamam için, panik yapmamam için bana söylememişler diye ifadede bulundu baba. Tam burada Mehmet işte çok güzel hatırlattın. Çok güzel hatırlattın. Sana bir sorum daha var. Diyor ki baba, anne de öyle diyor. Baba yolda kaza yapmasın diye, paniklemesin diye ona söylemedim. Baran diyor ki ekipler geldi, jandarma ekipleri, onlara 1 saattir kayboldu demedim. 5 saattir kayıp kardeşim dedim ki daha çok ilgilensinler diye. Şimdi bunların da hepsini birleştirince yine herkesin aklı başında. Biri eşinin kaza yapmamasını düşünüyor. Biri bizimle daha çok ilgilensinler diye 1 saati 5 saate çıkarıyor. Demek ki bu süreçte kim bilir nasıl yönlendirmeler oldu arama sürecinde. Evet. Evet, yani bu süreçte bununla ilgili yönlendirmeler neden oldu? Zaten en büyük soru işareti de bu. İşte Arif'e haber vermeyin, bekleyin köye gelince biz uygun bir dille söyleriz mi dediler. Yani bu geliyor benim aklıma. Ambulans çünkü baba evet kaza yapmasın. Sonuçta kayıp bir köy. Edecek? Evet, baba şu an hastaneye sevk ediliyor. Hastanede devam edilecek. Ambulans doktoru hastanede müdahalesine devam edilmesine uygun gördü sanırım. O yüzden götürüyorlar şu anda hastaneye. Pek muhtemeldir ki tansiyonu yükselmiş olabilir. Bunu düşüremedikleri için de hastaneye sevk ediliyor olabilir. Şu an çok bilmiyoruz sağlık durumunu ama babanın fenalık geçirdiğini, bu noktada bir müddet müdahale edildi kendisine. Damar yolu açıldığını ve tansiyonun ölçüldüğünü ben gördüm. Sonrasında sağlık ekipleri tarafından ambulansa alındı. Bir müddet ambulans bekledi. Sanırım içerideki incelemelerin ardından, tetkiklerin ardından doktor, ambulans doktoru hastaneye götürülmesini uygun gördü ki şu anda hastaneye götürülüyor. Cansın Elvacı biraz önce aslında onu da ifade ediyorduk. Yani şunu söylüyorduk, bununla ilgili bu yönlendirmeler kim tarafından yapıldı? Yani babaya haber vermeyin, gelince biz uygun dille söyleriz mi denildi ve babaya haber verilmedi. Sonuçta bir köy ayağa kalkmış ve babanın bir şekilde duyacağı biliniyor. Yani neden babaya kaza yapmaması için haber verilmediği öne sürülüyor. Yani bunlar da tabii ki de çelişki, ama babaya sorduğumuzda ben yoldaydım, panik yapmayayım diye haber vermediler ifadesini kullandı. Şu an ambulans bu noktadan çıkış yapacak adliyeden ve ardından da hastaneye gidecek diğer noktadan. Yani araçların girdiği noktadan ambulans çıktı. Buradaki kapıdan değil, diğer ilerideki kapıdan, yani cezaevi araçlarını sabah göstermiştik, giriş yaptı. Kapıdan ambulans çıkış yaptı. O noktadan da baba Arif Güran hastaneye sevk edildi. Baba Arif Güran fenalaşmıştı. Kızının Narin Güran'ın otopsisiyle ilgili, o noktadaki detaylarla ilgili bilgi verilmesinin ardından, işte o cenazeden gelen kokuyla ilgili detaylar, görülen manzara ile ilgili detaylar verilmesinin ardından mahkeme salonunda fenalaştı ki bir müddette gerginlik yaşandı. Bundan dolayı da baba biraz izin isteyerek dışarıya çıktı. Ağlamaya devam etti dışarıda. Ağlama krizi sonrasında da fenalaştı. Babayı mahkeme salonunun koridorundan da dışarıya çıkardılar. Adliyenin dışına çıktı ve bu noktada da birazdan fenalaşınca sağlık ekipleri, hazırda bekletilen sağlık ekipleri bu noktada babaya ilk müdahaleyi gerçekleştirip hastaneye sevk ettiler. Baba geride bıraktığımız günde de fenalaşmıştı. Baba, ne konuşulurken yaşandı bu? Diyarbakır eski baro başkanı Nihat Eren abi Baran Güran'a şunu söyledi. Ben Narin'in dün bana sen neyin peşindesin diye sordu Salim Güran. Ben söyleyeyim, Diyarbakır Baro Başkanı söylüyor bunu. Salim Güran dün bana sen neyin peşindesin diye sordu. Söyleyeyim mi ben neyin peşindeyim? Ben o kokusunu duyduğum, yani otopside gördüğü manzaraları anlatıyor. Narin'in cansız bedeniyle ilgili detay veriyor. İşte ayağının kopuk olduğunu, işte bedeninin çürümüş olduğunu ve işte orada duyduğu koku, buna dair betimlemeler yapıp ben bu kızın katilinin ortaya çıkmasının peşindeyim. İşte ben bunun, o unutamadım, hayatım boyunca unutamayacağım aldığım o kokunun sahibi olan o kızın katilinin ortaya çıkmasının peşindeyim diye anlattı Diyarbakır eski baro başkanı abi Baran Güran'a. Burada betimleme yapınca Arif Güran duyduğu bu sözler üzerine fenalık geçirdi. Yani kızıyla ilgili orada otopsideki detayları duyunca fenalık geçirdi ve beni öldürün diye feryat etmeye başladı mahkeme salonunda. Çok özür dilerim, beni öldürün diye feryat etmeye başladı. Bunlar yaşanırken anne de yine salonda değil mi? Evet. Başka sorum yok. Evet. Anne de salonda, o ağlama nöbeti geçirmedi veya bir kriz geçirmedi. Sadece tepki gösterdiler. Aile yakınları bu betimlemeleri yapan Diyarbakır eski baro başkanına tepki gösterdi. Anne daha önce zaten evladının eğer tutmaz derisinden bulunduktan sonra çekilen fotoğraflarının önüne koyulduğu süreci de biliyoruz. Orada da bir çözülme ya da bildiği bir şeyi, her şeyi aynı şekilde hatırlamıyorum demişti. Doğru hatırlıyorum değil mi? Evet, doğru. Zaten otopsi görüntüleri de yine anneye gösterildi. Kızının görüntüleri gösterildi. Yani bunlar niye gösteriliyor? Bunlar insanlara acı çektirmek için gösterilmiyor. Bunlar bak, buna rağmen insanların vicdanında bir yer edinmesi için. Bak, bu bir vicdansızlık. Burada şu kızın halini görüyorsunuz. Bununla ilgili eğer ortada bir şey varsa, neyse, sorumlusu kimse, katil kimse, söyleyin, konuşun diye bunlar gösteriliyor ve soruluyor. Sorular bundan dolayı yöneltiliyor. Tabii baba Arif Güran otopsideki o detayları öğrenince fenalık geçirdi. Ama anneye zaten bunun görüntüleri göstermişti. Anne zaten o zamanda da yani pek büyük bir tepki duymadık. Şu anda da mahkeme salonunda anne de işte gözyaşlarına boğuldu, sinir krizi geçiriyor diye bir şey duymadık. Yani babanın sadece sinir krizi geçirdiğini duyduk ve gördük. Yani bu beklentimiz değil. Bunu defaatle sormam bana garip geldiği için, yani bu süreçte de herkese garip geldiği ve günlerce bunun üzerinde konuştuğumuz için bunu soruyorum. Yani hani Annenin de orada olup olmadığını bu yüzden merak ettim. Şimdi babayı götürdüler. İçeride başka kimler dinlenecek? Baran, baba, başka isimleri biliyor muyuz, tanık olarak dinlenecek isimleri? Tabii o tutuklanıp özür diliyorum, gözaltına alınıp sorgu sürecinden sonra serbest bırakılanlar vardı. Tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılanlar vardı. O 21 şüpheli vardı ilk etapta gözaltına alınanlar. Onların tutuklu 4 sanık arasındaki tutuklu 4 sanık dışındaki diğerlerinin tamamı tanık olarak dinlenecek. Onlara yeniden sorular yöneltilecek ve o sorular nezdinde tutuklu sanıklara yeniden sorular yöneltilecek. Tabii bir çapraz sorgulama var. Zira sadece mahkeme heyeti, mahkeme başkanı ve avukatlar soru yöneltmiyor. Birbirlerine de soru yönlendirtiyor mahkeme başkanı. Geride bıraktığımız günde anne Yüksel Güran'la Nevzat'ın eşi Gazal Bahtiyar'ın birbirine soru sormalarına mahkeme başkanı izin verdi. Yüksel Güran Gazal Bahtiyar'a soru sordu. Gazal Bahtiyar da Yüksel Güran'a da cevap verdi ki o aralarındaki konuşma daha önceki ifadeleriyle herhangi bir çelişkiye sebep oluyor mu? Aslında çok detaylı da sorular soruluyor ve bu çelişkilerin giderilmesi için detaylı sorular soruluyor. Bizim tüm bu soruşturma kapsamında duyduğumuz şeylerin dışında ilk kez duyduğumuz şeyler de ortaya çıkıyor. Silah mevzusu gibi. Nevzat Bahtiyar daha önceki ifadelerinde Yüksel Güran'ı ben işte evde Salim'le gördüm, orada Narin'in cansız bedeni vardı deyip de mahkemede ben Yüksel'i orada görmedim, Salim Güran vardı, cenazeyi bana teslim etti, ben Yüksel'i Narin'in cenazesini eve koyarken tepede ağlarken elleri başının arasında gördüm demesi gibi detaylar da ortaya çıkmaya devam ediyor Cansın Elvacı. Tamam, çok teşekkür ediyorum Mehmet. Ayrılmayalım, biraz toparlayalım. Sen bu arada bir çevreden yeni bir bilgi vesaire alabilirsen seni soluklandırmış olayım.